Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni dolaşacağım. Hazırsanız hep beraber dolaşalım. Şu anda Arkeoloji Müzesi'nin tam Gülhane Parkı'nın girişindeyim. Burası nasıl gelinir? Tramvayla Sultanahmet'ten de gelinir. Gülhane durağında da inilir. Gülhane'ye girerken tam şurada arkamda da tabelalar görünüyor. Haydi o zaman hep beraber gidelim. Gülhane'ye giriş yapıyorsun. Bu taraf Gülhane'ye gidiyor. Gülhane Parkı'na giriş. Gülhane Parkı'nın giriş kapısı sur. Buradan da arkadaşlar Topkapı Sarayı'na ve işte İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gidiyor. Arkamdaki gördüğünüz tabelada yazıyor zaten, yön gösteriyor. Evet, yukarı doğru çıkıyorum. Önce Arkeoloji Müzesi, sonra Topkapı Sarayı. Girişler yakın zaten. Buraya geldiğinizde bir günde 2-3 müze dolaşabilirsiniz. İslam Eserler Müzesi de yakın. Bir günde 2-3 tane böyle Sultanahmet bölgesini dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok yakın birbirine. Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı. Hepsi yürüme mesafesinde. Evet, biraz dik bir yokuş. Yürü babam, yürü. Burası eski Osmanlı dönemi. Osman Hamdi Bey yokuşu deniyor buraya. Osman Hamdi Bey yokuşu. Çok güzel bir yol. Eskide burada atlarla hep dolaşılıyor. Gördüğünüz gibi. Osman Hamdi Bey yokuşundan yukarı çıktım. Müzenin girişine geldim. Nefes nefese kaldım. Şimdi gördüğünüz gibi arkamda Topkapı Sarayı Müzesi'nin girişi burada. Arkeoloji Müzesi arkamda gördüğünüz kapıda giriş yapacağım. Bu da arkadaşlar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin pano şeması. Şimdi müzeye giriş yapıyorum. Giriş burada yapılıyor. Biletler böyle dezenfektan falan var. Her şey çok güzel. Bilet müze kartı alırsanız 60 TL. Bilet alırsanız 50 TL bilet. Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeyim. Şu anda giriş yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi. Arkeoloji Müzesi'nin bahçesi burası. Harika, çok güzel, görkemli Osmanlı dönemi mimarisi, gotik tarzı bir mekan. Şu binanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Harika, müthiş bir eser. Burası müzenin bahçe, açık bahçe kısmı arkadaşlar. Arkeoloji Müzesi'nin ilk bölümü. Halikarnassos. Yine gladyatör mezar taşları. Bir askerin de mezar stili, milattan önce 1430-1420 dönemlerinden yapılmış gladyatör mezar taşları. Athena heykeli, milattan önce 500. yüzyılda yapılmış. Bu da bir at başı. Milletten önce 5. yüzyılda bulunmuş.
bakalım başlığına. Evet, en önemli 3 boyutlu mezar taşları bir hikaye canlandırılmış, anlatılıyor. Antika tipi mezar steli mermer, milletten önce 5. yüzyıl ortası, harika 3 boyutlu yapılmış bir hikaye anlatılıyor. Bu da aynı 5. yüzyılın sonu. Amisos Samsun'da bulunmuş. Bunun da yeri Yunanistan. Bu da eğlenip yemek yenildiği masa, klasik dönem. Eski dönem, o dönemde kullandıkları yeme içme kapları. Gördüğünüz gibi 3 mesela nerede bulunmuş? Pişmiş toprak, en üstteki birinci, milletten önce 5. yüzyıl, ama nerede bulunduğu bilinmiyor. 2 Manisa'da bulunmuş, 3 de Manisa'da bulunmuş, 3 Suriye, 3 Suriye, Halep'te bulunan kefçe. O dönem kullandıkları yemek kapları, milattan önce 5. yüzyıl, klasik dönem, gördüğünüz gibi harika, mükemmel. Direkt eseri evet. Çek, ben şey yapabilirim. Tamam, sen anlat, şu anda başladık. Şöyle yap, sen direkt eseri çek, eseri çekerken ben yanında anlatayım. Tamam, abi. Şu anda birinci bu. Şimdi bu layıklar genelde önemli insanları yapılıyormuş. Burada yatan Sidon Kralı, Lübnan'da Sadyo'da bulunuyor. Şöyle özetleyebiliriz. Bu layıkların amacı günümüzdeki mesela önemli insanlara yapılan mezarlarla eş değerde olabilir. Yani şöyle, önemli insanlara yapıldığı için tekrar bunların inancına göre tekrar dirileceklerine inandıkları için bütün değerli eşyalarıyla gömülmüş. Kapatıyorlar. Evet. Sonra toprak altına belli bir odalar yapıp odalarda saklıyorlar. Aynen. Bu layıkın bir özelliği de Sidon Kralı'nın laneti var. Bunu mu? Evet. Laneti burada yazıyor. Evet. Kısaca özetlemek gerekirse Yunanca yazıyor. Burası değil, şu bölüm. Bu bölüm Yunanca yazıyor değil mi? Yunanca değil. Eski. Farklı bir yazı. Biz şu an bunu çeviremeyiz. Çevrilmiş ibareleri burada mevcut. Şurası. Kısaca özetlemek gerekirse benim yerimde kabrimde, yani benim yerimde kim varsa ders ediyor. Bütün beddua üzerinde olsun diyor. Benim vay be, bütün beddua üzerinde olsun diyor. Hiçbir şekilde Mısır'da ölmüş şey yok. Altın, gümüş, para. Oradaki beni diyor, Mısır yerine yaptığım yerde dans etmeyin diyor. Sonra kim diyor benim eğitimi açarsa diyor. İfenike ölmüş Mısır'da tertiptikten sonra onun üzerinde olsun diyor. Bütün hem aile kötülükler ailesi Mısır'da olsun. Bunlara Fenike alırmış. Aslında yalan söylüyor. Aynı şeyde iki tane bir şey var. Bir gerçek var. Yani zeyt açıldığı zaman değerli eşyaların önüne çıkıyor. Önce bir kişi var. Çekmiş olduğumuz. Bu çekmiş olduğumuz değerli eşyalar da içine çıkıyor. Altındır. Şöyle bir şey var. Bu sergilenen eserler layıtın içindeki 1/3 bile değil yani. 1/3 bile. Sadece önemli eserleri sergilemişler. Kolyesi var. Boncuk. Evet. Kolye uçları var. Yüzük var. Bilezik. Bilezikler var. Görmüş olduğunuz gibi kemer var. İşte aynası var. Şurada gene incik boncuklar var. Burada da şeyler var. Kumaşlı madalyonları var. Broşları. Şurada. Küpeler. Altın küpe. O zamanlar yine kediler biraz onlar için kutsal oldukları için kedilerini de öldürüp yanına koyuyorlar. Kedilerin kafası da yanında, kafataslar. Bunlar evet, kafataslara bunlar. Bunlar da paraları mı? Bunlar şey, yaka düğmeleri. Yaka düğmeleri, aynen. Para gibi. Bunlar? Bunlar değil. Bu deri kemer. Deri kemer. Bu saç tokaları. Ufak balta ucu. Evet, aynası. Balta çiviler. Aynen. Layıkların özeti bu. Yani layıklar, kısaca özetlemek gerekirse,
önemli insanlara yapılan mezar. O zamanlar layık diyoruz tabii. Günümüz için mezar olarak söyleyebiliriz. Herkese yapılmazmış. Kral, işte kralın yaveri ya da vezir. Önemli insanlar yapılmış. Yani. Bu zamanın cumhurbaşkanı, başbakanı gibi evet. diyebiliriz yani. Onun dışında ilerleyen koridorlarda, ilerleyen bölümlerde büyük layıkları göreceğiz. İskender'in layıkını da göreceksiniz. İskender'in layıkını gidelim mi? Ben gelemeyeceğim. Gelemem. Tamam. O zaman ben oraya doğru gidiyorum. Burada da zaten şuradan başlıyor. Bunu da ben size söyleyeyim. Bu da Laika Light deniyor. Laika yani, Lahti olarak Laika, geçiyor. Laika, evet. Sadde'de bu da Lübnan'da bulunuyor. Sadde bölümünde. Sadde'den 5'in. Milattan önce 5. yüzyılda yapılmış. Yapılmış. Aynen. Lübnan'da bulunmuş. Tamamen el işçiliği, oyma sanatıyla yapılan bir layık. Öyle çok söyleyeyim. Güzel. Şey koridorun sonunda zaten Konya layığını göreceksiniz. Dünyanın en büyük layıklardan birisi 45 tonluk bir layık. 45 tonluk. Aynen. İleride İskender'in, Osman Hamdi Bey'in müzesinden sonra İskender'in layığını göreceksiniz. Osman Hamdi Bey de önemli biridir. Kaplumbağa tabirisi olarak adlandırılır ama oraya kazılarda çok büyük rolü vardır. Layıkları çıkartma konusunda o zaman devlet tarafından görevlendirilen Osman Hamdi Bey layıkların %60-%70'ine kadar layıkları çıkart toprak altından çıkartma yardımcı olan insanlardan biridir yani arkeolog. Önemli bir sanatçı. Lakabı kaplumbağa terbiyesi. Evet, çok teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Osman Hamdi Bey'in bulunduğu bir fotoğraf. Ressam, çok dalda önemli bir sanatçı. Yine Osman Hamdi Bey'in kullandığı defter. Üniversite kitabası. İsviçre'nin 5. yüzyılda yapılmış. Gördüğünüz gibi. Dönemi deniyor bu mezarlara. Bu da arkadaşlar Light teknesi. Mermer yine. Mermerden yapılmış. 2. yüzyıl Lübnan. Lübnan'da yapılmış. Harika. Çok güzel bir işçilik. Antik dönem Anadolu mimarlık örnekleri. Arkeoloji Müzesi'nin son bölümü gördüğünüz gibi arkadaşlar antik döneme ait eserler, mozaikler. Bu mozaik duvar mozaiği. Çeşitli renkli taşlardan yapılmış. Ramazan 2. 3. yüzyıl Şanlıurfa. Bu da müze mağazası, shopping. Şöyle sizlere göstereyim neler var. Hediyelik geldiğinizde hediyeli şeyler de alabileceğiniz çok güzel şeyler var. Kitaplar,